Sigaradan ve tükettiğimiz yiyeceklerden dişlerde sararma ve lekeler meydana gelir. Dişleri düzenli fırçalamak bile bu konuda yeterli olmayabilir. Birkaç malzeme ile hazırlayacağınız macun, dişlerdeki lekeleri yok ederek daha beyaz hale gelmesini sağlayacaktır. Bu karışımı serin bir yerde tutarak haftalarca saklayabilirsiniz. Tek başına kullanabileceğiniz gibi diş macunuyla birlikte dönüşümlü olarak da kullanmak mümkündür. Karışım için gerekli malzemeler: 2 çorba kaşığı zerdeçal, 2 çorba kaşığı karbonat. Bu malzemeleri küçük bir kap içerisine koyarak iyice karıştırın. Yedek diş fırçanızı kullanarak dişlerinizi fırçalayın. Daha sonra ağzınızı ılık suyla temizleyin. Haftada 3 kere kullanmak dişlerinizin daha beyaz hale gelmesini sağlayacaktır. Karbonatı tek başına kullanarak da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Her evde kolayca bulunan karbonat, doğal yoldan beyazlık sağlayan mucize bir maddedir. Islattığınız diş fırçasını karbonata batırarak yavaş bir şekilde 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Fazlası diş etlerinden tahrişe yol açabilir. Muz kabuğunun da dişleri beyazlatıcı etkisi vardır. Haftanın birkaç günü bu yöntemi uygulayarak dişlerinizin daha parlak görülmesini sağlayabilirsiniz. Beyazlama sağlayan yöntemlerden biri de tuz kullanımıdır. Evde kullandığınız sofra tuzuyla dişlerinizi fırçalayarak hem dişleriniz beyazlar hem de antibakteriyel etkisiyle daha sağlıklı dişlere sahip olursunuz. Islattığınız diş fırçasını tuza batırarak kullanabilirsiniz. Çilek, diş sağlığını koruyan bir yapıya sahiptir. Yüzeydeki zorlanmaları yok eder ve plak oluşumunu önler. Lif bakımından zengin olduğu için ağzın içini temizler ve zararlı bakterileri ortadan kaldırır. Çileği ezerek püre haline getirin ve dişlerinize uygulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Fazlası dişlere zarar verebilir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.